Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir ders ile beraberiz. Bu dersimizde 3D Max'te hazırlamış olduğunuz sahnelerin, daha doğrusu render işlemine hazır olan sahnelerin deneme renderları ve final render ayarlarının nasıl yapıldığını öğreneceğiz. İlk aşamadaki şu an ekranda da görüyorsunuz zaten. Hazır en düşük ayarlarda render edilmiş bir sahnemiz var. Bu sahnemizin nasıl bir en düşük ayarlarda render edildiği ve final renderın ayarlarının nasıl yapılacağına bakacağız. İlk olarak V-Ray render motoruna bakacağız. Sonrasında Mental Ray'de bakacağız. Mental Ray ikinci bölümde olacak. İlk bölümümüz V-Ray render motorunda olacak. İki ayrı bölümde yapmamızın sebebi şu. Çünkü iki render motorunun kaplama yani materyal editörlerinin işleyiş mantığının farklı olmasından kaynaklanıyor. Direkt render motorunu Mental Ray'e çevirsek sahnede görmüş olduğunuz kaplamaların hiçbirisi gözükmeyecek. Bu kaplamada da tek tek tanıtmak gibi bir işlem var. Bu da bayağı bir zaman alacak. Dersimizin konusunun dışına çıkmış olacağız. Bunun için ilk olarak en çok kullanılan render motoru V-Ray ile bu işlemi yapacağız. İkinci bölümde de Mental Ray'de bu işlemin nasıl yapıldığına bakacağız. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu sahnemiz arkadaşlar bir salon veya oturma odası olarak düşünebilirsiniz. V-Ray dışarıdan güneş ışığı taklidini yapan bir direct light var. İçeride aydınlatan herhangi bir ışık yok. Sadece pencerede bir adet V-Ray light, bir tane V-Ray light materyal mevcut ve sahnenin genelinde dışarıda skylight ve HDR kullanıldı. HDR burada gözükmüyor ama aydınlatmaya yardımcı amaçlı olarak kullanılıyor. Şuradan size göstersem sahnenin içerisinde yer alan bazı V-Ray light'ları görüyorsunuz. Bunlar kapalı durumda. Hatta light listlerden de bakarsak birçok light ışık görüyorsunuz. Buradan sadece direct light açık. Hatta skylight'ı da kapamışız. Yardımcı aydınlatma olarak da sadece HDR'den V-Ray light materyal kullanıldı bu sahnede. Şimdi render setup menüsünde pikselimiz en düşük ayarlarda, custom'da 640x480 piksel ayarlarında. Sonrasında V-Ray'in menüsünde color mapping, liner multiply var. Gamma değeri 2,2. Karanlık ayarların aydınlatılması 5. Bunlar sizin render sürenizi pek etkilemez. Hani bunu 1 de yapsak 5 de yapsak render süresinde herhangi bir azalma veya uzama olmuyor. Sadece sahnemizin karanlık ya da karanlık bölgelerinin aydınlatılmasını sağlıyor. Ayrıca şunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Şuradaki kısımlardaki tekstürler şu an için çalışmıyor. Sadece yerdeki tekstürler çalışıyor. Zemindeki hatta şuradaki abajurda bile tekstür yok. Objenin kendi standart, kendi rengi. G kısmına geldiğimizde arkadaşlar G aktif very low olarak seçili. Subdiffs 20, samples 10 ve light keşimize bakıyoruz. 20 değerinde arkadaşlar. Bunlar bizim minimum değerlerimiz. Siz bunların altında da değerler kullanabilirsiniz ama çok kötü görüntüler elde edilir. Hani nasıl bir sahne çıkacağına dair bir fikir elde edemezsiniz. Yapmanın da herhangi bir anlamı yok. Settings kısmında da arkadaşlar gördüğünüz gibi değerler standartlarda, herhangi bir değerde yükseltme yapılmadı deneme render'ı almak için. Deneme render'ı ile final render'ı arasındaki farkı bilmeyen arkadaşlar için anlatmak gerekirse, deneme render'ı arkadaşlar sizin modellemesini bitirmiş olduğunuz, kaplamasını atadığınız, tüm ışık ayarlarının yapıldığı, yani render'a hazır olan sahnenin final render'ından önceki bir ön izlemesi olarak düşünün. Tüm ayarlar en düşük seviyede tutuluyor ve bir ön izleme alınıyor.
Burada az çok hani render'ı bittikten sonra sizin elinize çıkacak sonucun ne olduğunu size gösteriyor. Şimdi biz bu sahnede ayarları da yükselttiğimiz zaman tabii ki iyileştirmeler olacak ama görüntü bundan çok farklı olmayacak arkadaşlar. Şimdi şurada bazı subdiff noktalanmaları görüyoruz. Bunlar tamamen ayarlarımızın düşük olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bir nebze olsun ayarları yükseltip bakalım arkadaşlar. Subdiff'si 50 yapalım. Samples'ı 20 yapalım. Light Cache Subdiff'si de 800 yapalım arkadaşlar. Pikseli büyütmemize gerek yok. Buradaki ayarları yükseltmiş olmamız bizim için yeterli. Burada da herhangi bir şeyde şu an için değişiklik yapmamıza gerek yok. Evet, bir render diyelim ve çıkan sonuçta ne gibi değişiklik olacak görelim. Gördüğünüz gibi şuradaki hesaplamalar birazcık yavaşladı. Gerçi değeri 800'e çıkartmamıza rağmen hızlı bir şekilde Light Cache'in yapılandırması devam ediyor. Gerçi biz bunu 2000 değerine çıkartırsak bu kadar hızlı ilerlemeyecek. Oradaki subdiffs ve samples değerleri de 50 ve 20 olacak. Onları 2 üstleri 100 kullanacağız. Tabii bunlar benim V-Ray render motoru kullanıyorsam kendi kullandığım ayarlar. Siz kendinize göre de orada ayarlamalar yapabilirsiniz. Tabii bu sizin birebir render sürenizi etkileyecek. Render süresinin uzun olması arkadaşlar sahnede kullanmış olduğunuz ışıkların gölge subdiffs'leri ve materyallerin kaliteleriyle de alakalı olarak değişir. Bu render süresinin neden uzadığı konusunu ayrı bir ders olarak işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ayarları biraz daha yükselttiğimizde görüntümüzün daha net ve şu kısımlarda özellikle daha temiz ve görüntü sonuç elde ettiğimizi görüyoruz. Özellikle V-Ray içerisinde deneme render almak istiyorsanız ilk adım olarak pikseli düşük yapıyoruz. İkinci adımda bu kısımda herhangi bir şey değiştirmemize gerek yok. G sekmesinde bu kısımları 20, 10 ve subdiff'i tekrar 20'ye düşürüyoruz arkadaşlar. Bu bizim için yeterli oluyor. Bir kademe daha yüksek render alıp sonuçları görmek istiyorsanız 2 katı kadar ya da 2,5 katı kadar bir yükseltme yapıp işlemlerinize devam edip sonuçları takip edebilirsiniz. Şayet tam her şey istediğiniz gibi ise final renderına geçebilirsiniz. Finalde de şu kısmın 200'den büyük olmasının hiçbir anlamı yok. Hiçbir şey değiştirmiyor. Aynı şekilde bu kısmın 100'ün 100 değerinden fazla olmasının hiçbir anlamı yok. Sadece render sürenizi uzatmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Light Cache'in subdiff'si de 2000'den fazla yüksek olması arkadaşlar. Şu kısmı very low bıraksanız bile sizin işinizi çok rahat bir şekilde görecek render alırsınız. Ama yok ben tatmin olmak istemiyorum derseniz medium'dan yukarıya çıkmayın. Hele animasyon alıyorsanız hiç medium yapmayın. Direkt very low'da devam edin arkadaşlar. Dersimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Çok kısa bir süre içerisinde TradeMax forumumuz Türkçe olarak hizmetinize girecektir. Dilediğiniz gibi faydalanabileceksiniz. Sorular sorup cevaplar alabileceksiniz. Sorularınıza çözüm bulabileceksiniz. 6 Şubat'ta da 3DMAX'ten genel tasarım ve fotoğrafçılık webinarımız var. Saat 20'de yaklaşık olarak 2 saat kadar sürmesini planlıyoruz. Tabii kesin 2 saat olmayacak. Bir 15 dakika bir ihtiyaç molası verilip kalan süre içerisinde devam edilir. Tekrar hepinize teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.